Evet, bugün renk bilgisini yeniden bir hatırlayalım. Zıt renkleri öğreneceğiz. Önce ana renklerden başlayalım. Ana renkler nelerdi? Sarı, kırmızı ve mavi. Şimdi bu üç ana renkten İki rengi karıştırarak biz ne oluşturuyoruz? Ara renkleri oluşturuyoruz. Evet, ara renkler. Sarı ile kırmızıyı karıştırdık. Ortaya ne çıkacak? Turuncu. Turuncu nasıl oluşuyor? Sarıyla kırmızıdan. Sonra kırmızıyla maviyi karıştırıyoruz. Ortaya ne çıkacak? Mor. Evet, moru nasıl oluşturduk? Kırmızı ve mavi. Üçüncüsü, sarıyla maviyi karıştırıyoruz. Ortaya ne çıkıyor? Yeşil. Sarı ve mavi. Şimdi buradaki ana ve ara renkleri öğrendik. Buradan zıt renkleri nasıl bir geçiş yapacağız? Bu da çok kolay bir formülü var bunun. Şimdi 3 ana rengimiz var diye bizim. Biz ne yaptık? İşte bu da turuncu oluşturmak için sarı ile kırmızıyı karıştırdık. Ortaya turuncu çıktı. Bakın sarı ve kırmızı karıştı. Ortaya turuncu çıktı. Hangisi dışarıda kaldı? Mavi. Dolayısıyla turuncunun zıttı mavi. Evet. Yeşilin zıttı. Şimdi pardon, mora geçelim. Mor oluşturmak için biz ne yaptık? Kırmızıyla maviyi karıştırdık. Kırmızıyla mavi karıştı. Dışarıda hangisi kaldı? Sarı. Dolayısıyla morun zıttı nedir? Sarı. Peki. Yeşil oluşturmak için ne yapıyoruz? Sarıyla maviyi karıştırıyoruz. Sarıyla mavi karıştı. Hangi renk dışarıda kaldı? Kırmızı. O zaman yeşilin zıttı ne oluyor? Kırmızı. Yani iki rengi karıştırıp iki ana rengi karıştırıp ortaya bir ara renk oluşturduk ya. Dışarıda kalan renk o rengin zıttı oluyor. Bu da böyle bir bilgi olarak kalsın. Şimdi zıt renkleri anlatan bir çalışma yapalım. Evet, şöyle. Ben tabii şimdi A4'de yapıyorum ama öğrencilerime akıl defterlerine, yani büyük boy defterlerine yapmalarını söyleyeceğim. Şöyle A4'ü 3 eşit parçaya bölüyorum. Tabii göz kararı yapıyorum. Düzgün çizmek için de cetveli kullanacağım. Şimdi bizim zıt renklerimiz nelerdi tekrar hatırlayalım. Bu ne diyeceksiniz? Bu benim boya kutum. Kırılan boyaları ne yapıyorum? Burada biriktiriyorum. Kırmızının zıttı neydi? Yeşil. Evet. Peki sarının zıttı neydi? Mor. Evet, morumuz bitmiş bu arada. Peki mavinin zıttı neydi? Bakalım buradan. Turuncu. Evet, turuncumuz nerede? Burada. Mavinin zıttı da turuncu. Ha, burada açık mor dolanmış. Tamam. Şimdi boyaları kaldırıyorum. Bu iki kısmı sarıyla mora ayırmak istiyorum. Bu iki kısmı da turuncu ve mavi zıtlığına, burayı da yeşil ve kırmızı zıtlığına ayırmak istiyorum.